Hayırlı olsun. Sağ ol. Gelin buraya. Bırakın işi, gelin buraya. Hiç olmayacak gibi gelmişti. Oldu işte. İnsan el ele verince... Allah daha iyilerini nasip eder inşallah. Bücürü unuttuk. Birileri geliyor baba! Polis mi? Kalabalık! Dün gelen adamlar da var! Parası vermemişsin. Param yok. Son kuruşuma kadar harcadım buraya. Yiyecek ekmeğimiz bile yok. Demek kanuna karşı geliyorsun. Yıkın şurayı. Hadi bakalım. Yıkın. Alçak herifler! Alçaklar! Kadınlara dokunmayın. Af maf palavra, Ali gelmeyecek. Gelirse de göreceği var, bunu böylece bilin. Hepinizi belledim, hiçbir şey görmediniz. Anlaşıldı mı? Esti oldu Musa'ya, ne oldu bir üstüme be? Bilmem, bıçağın üstüne düşüp yaralandı galiba. Af mı yazıyor? Genel af mı yazıyor? Abicim, al bir tane. Sen daha vereyim mi abi? Genel affı yazıyor! İyi mi? Keşanlı da bugün çıkacak, değil mi Nur abi? Her gecenin bir sebebi var. Ezmarit, ne oluyor oğlum? Bir dakika! Yazıyor! Keşanlı Ali'nin bugün tahliye olacağını yazıyor! Sinekli Dağ'da haraç almaya kalkanların canını okuyacağını yazıyor! Geleceği varsa göreceği de var! Bana teke Kazım demişler, bunu böylece bilin. Çakal Rüstem yok mu abi, ona da müjdeyi verseydin. Zülhan'ın kondusu önünde sızmıştı dün gece. Meraklanma, daha oradadır. Yaşıyor, Keşan'la Ali'nin bugün dahli olacağını yazıyor. Yaşıyor, Keşan'la Ali'nin bugün dahli olacağını yazıyor. Şuradan bir gazete alsana. Bu çakal bizi parişan etti Allah'ıma. Kız da yüz verse bari. Böyle mi geçecek ömrüm? Yetti be kaderin cevri. Ma günah değil mi? Batakta solan bir gülüm. Dinle beni Zilha. Niyetim ciddi benim. Gene mi sen uyuz çakal? Anamı göndereyim gönlüm varsa. Toz ol karşımdan. Dinle beni Zila! Ulan ne sulu siftini şeysin be, toz ol yoksa! Ayağını öpeyim, bağırma! Ayşe kız, Hafize, Lütfiye teyze! Yetişin önce hakim üstünü! Zila, köle dolayım be! Vur düşmanlığı mı mıhtar seçeceğiz? Zila! Gidiyor mu edebinle? Gidiyoruz, gidiyoruz! Yazıyor, anlışanlı Keşanlı'nın tahliyesini yazıyor! İyi mi? Ha? Yazıyor! Anlışanlı Keşanlı Ali! Dahli olacağını yazıyor! Sinekli Dağ nefesi Keşanlı'yı yazıyor! Demek Ali'ye güveniyor. Bakalım be! Sakıyorum lan! Kondularınızı başınıza yıkacağım! Ali geliyor, kaç! Gözün aydın Zile abla! Ali abim bugün çıkıyor. Sevinmedin mi yoksa? Sevinmez olur mu? Bize belli etmek istemiyor abi. Aman aynı fren yapma abla. Yazıyor, yazıyor! Ali'nin mapustan çıkıp gece kondu güzeli silahıyla evin içini yazıyor. İyi mi? Baksana şunlara Şükrü abi.
Çocuğa yardım ediyorum abi. Hadi sen işine git. Keşanlı Ali abi geliyor da... Affı yazıyor. Meşhur kondu cinayeti 4 yıl önce. Ben yoktum o zaman. Ali'nin şanını duymayan kaldı mı memlekette? Ali nesi oluyor bu kızın? Ayıp ettin abi. Sevdalısı. Vuran sevdalısı, vurulan öz bir öz dayısı abi. Şükrü abiye bir iskemlerden ver bakayım bacı. Buyurun, oturun. Sonra? Zilhan'ın dayısı Çamur İhsan adı gibi vıcık vıcık bir herifti, iyi mi? Astığı astık, kestiği kestik. Karı kızana da uzanır üstelik. Ali efendi çocuk, büyüğü müsün diyor. Ya herkesi rahat bırak ya elimi kana bularsın. 3 günde mühlet veriyor, iyi mi? 3. günü. O kadara kalmadı beyim. Seninki ertesi günü pusu kuruyor Ali Bey'e. İyi mi? Arkasından kalleşçe 3 el silah. Den. Gitti oğlan. Ayıbettin abi. Ali'ye kurşun işler mi hiç? O da niye be? Şerbetli ya. Ne şerbetli ya? Bes bayağı şerbetli işte. Anası Hasibe bacı dini bütün bir kadındı. Ali doğduğunda okumuş üflemiş, o gün bugündür Ali'ye kurşun bıçak işlemez, iyi mi? Dur be, çamur ateş ediyor. Sonra? Ali'm şöyle bir dönüyor. Günah benden gitti arkadaşım diyor, iyi mi? Küçük Bursa bıçağına davranması ile... Şiviliği vermiş teresi oracıkta. Helal olsun be. Hani erkek adammış diyecektim. Kelepçe takındığı gün bir görmeliydin. Her pencerede salkım salkım kadınlar ağlar. Bir yürür ki bütün yerler sarsılır. Tevatür bunlar beyim. Çamur Ali diye manyak Cafer vurdu. Sonra da Suriye'ye kaçtı. Keşleme abi. Kıskanıyorlar bunları Keşanlı'nın şanını. Yuh ulan enayi. Tarih bile böyle kaydeder. Destanı bile var. Bes ulan buradan üçkağıtçı üskumru. Alırım şimdi ayağımın altına. Ağır ol biraz. Kim alıyorsun lahmacun pidesi? Seni alıyorum marul gübresi. Gelirsin lan bıçağımı çektin mi? Ne yapacaktın bu bıçağı? Hiç abicim, elma soyacaktım. Hadi yoluna, bir daha bıçak taşıdığını görmeyeyim. Çamurun adamları yeminliymişler. Ali'yi tahliye olduğu gün delik deşik edeceklermiş. Haberiniz olsun. Ali abim bir çıksın, asıl onların günü sayılı aval. Yakalarım ben seni. Ali Bey'in yatağı! Şükürler olsun be! Ya çıktı bizim Rıza'm be ya! Çeli! Ali Bey'in bavulu! De al şun cazibe susak! Ali abim geliyor! Ali Bey'in sepeti! Abi ne bak yiyesini alsana! Sen de şun cihazı tut. Aç. Bak Şerif abla. Kraliçe Sürenya İtalya'da bir gontun yatında ping atıyormuş. Alafranga hela bunların nesine? Yine angudun biri ayakkabılarıyla tahtanın üstüne tünemiş. Gözünüz aydı, karşılayıcılar Keşanlı'yı getiriyorlar. Sevinmediniz mi? Ne edecektim? Bayram mı edelim? Şerif ablanın elini öpmeden geçmek olmaz hele abi. Hoş geldin. Zilha yok mu? Biraz rahatsızlandı da. Yoksa hala dargınlık mı gidiyor? Dayısını öldürmüşsün, bir de boynuna mı sarılacaksın? Boş ver şimdi abi. Mahallede herkes yoluna durmuş, seni bekliyordu. Mahalleliyi bekletmeyelim.
hapishane yaramış. Seni sordu. Şeytan görsün yüzünü. Çamur İhsan'dan kurtardın bizi. Senden sonra öbek öbek bataklar öledi başımıza oğul. Çarşambayı, perşembeyi bize haram ediyorlar. Edemezler. Edemezler. Damlarımızı hepten yıkacaklarmış. Yıkamazlar. Yıkamazlar. Ya bu ağların açgözlülüğü? Sus parasını iki misli alacaklarmış. Alamazlar. Alamazlar. Yakında seni vuracaklarmış. Vuramazlar. Vura... Ha? Orası belli olmaz. Şu hale bak, herifi başvekil gibi karşılıyorlar. Sallama, kuru gürültü hepsi. Bana bak, alır usturayı gırtlağını keserim. Dikkat etsene aval! Dağılın, dağılın! Trafiği tutuyorsunuz! Toplu yürüyüş kanunu var, dağılın! Şimdi de trafik tutuyorum! İyilikle! Söyle sen de dağılsalar, seni dinlerler, bizim de başımız derde girmesin. Buralara kadar zahmet ettiniz. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Dağılın, dağılınlar! Hadi! Gazeteciyim ben, Hadise Gazetesi'nden. Keşan'la Ali Bey'le röportaj yapmak istiyorum. Geçin. Eyvallah. Her kişi ensesinden belli olurmuş. Şu enseye bak maşallah. Mapushane yaramış. Duyduk ki mapushanede itibarın yerindeymiş Ali abi. Mapushane müdürünü dövdüğünde bir resmin çıkmıştı gazetede, iftihar ettik milletçe. Abi açtınız mı muhtarlık meselesini? Açtım, açtım. Derviş dayı ziyarete geldiğinde çıtlatmıştı. Kulüs yaptınız mı bari? Sen organizeyi bana bırak. Teke Kazım'la Çakar Rustem de aday. Bütün Sivaslılar Çakal'ı tutar. Silah da mı? O da Sivaslı ya abi. Artık propagandaya kuvvet. Ne o? Kar çıkmaz seçim taktiği mi? Kim bu ruhsatsız lafa karışan Charleston marka kereste? Beyefendi. Beyefendi babandır, ağzını topla. Abicim, bey gazeteci, seçimden önce iyi geçinmek lazım. Affedersiniz, ayağınız hangi kavgada sakatlanmıştı? Küçükken duttan düş. Ayağım. Eski bir hikayedir bu. Çok kıyasıya bir kavgaydı. Hani şerbetliydi be? Anası topuğundan tutup şerbetlemiş, bir oradan kurşun geçer, angut! Kapı o kalçın ağzını be!
Yürü de hır çıkarma burada. Çamurun adamları kan davası gidiyormuş, korkuyor musunuz? Allah'ın verdiği canı kula teslim edecek surat var mı bende, hı? Muhtar seçimlerini kazanacağınızdan emin misiniz? Dünyada önce bilene güveneceksin. Peki sonra? Vay aval vay. Sonra... Sonra gene bilene güveneceksin. Pek küçüktür benim yaşım. Yaşamaya, aşka açım. Ne olur gelin, beni alın. Kurtarın bu mezbelede. Zilha? Geldim. Geçmiş olsun. Sağ ol Rüstem kardeş. Özür diledi. Özür diledi. Şu sıra tıfıl bir oğlanı öldürüp başımı belaya sokmayayım dedim. Ben ettim, sen etme abi dedi. Ya? Dize geldi desene. Daha yeni çıktın mahpustan. Kaldı ki sen sinekliye lazımsın. Bir çakal için elini kana bulamaya değmez. Ama yukarı mahallede çok taraftarı var dayı. Doğru. Doğru. Muhtar seçimlerini kazasız atlatmak için... Çakalı ortadan kaldırmak lazım. Buldum. Ya ne buldun be? Bu geceden tezi yok, çakalın kahvesine esrar saklayıp polise ihbar edelim. Bu fikir harika. Sonra da polise ihbar ederiz. Cezası?
Madde 403, eroin, kokain, morfin ve esrar gibi uyuşturucu maddeleri satanlar, yanında bulunduranlar 10 seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile birlikte... Sarhoş rasih benim adım Tram, tarararam, rararam. Ben babama çok benzerim, trarararay, rararam. Siyasetten hiç hoşlanmam, tarararay, tarararam. İşte budur, benim de gıdam, tararay, tarararam. Sakın ulan sen de, yakma beni abi. Elim üstünde oynadık, biz kazandık. Ne yapalım? Karşındaki dinsiz olunca sen de imansız olacaksın. Ali abi geliyor! Aslan Ali abi! Oy, ne bileyim? Ya eski sardım. Oy, şuna tırnağmış, şuna tırnağmış parayım ya. Oy! Sevgili Sinekli halkı! Muhterem seçmenler, aziz vatandaşlarım! Susun lan! Sevgili vatandaşlarım, cuma namazındaydım, ondan biraz geciktim. Arkadaşlar, bugün Sinekli aynasız bir açmazda bulunuyor. Damlarınızı yıkacaklar. Neden? Çünkü her gün kavga dalaş. Dirlik olmayan yerde birlik olur mu? Söz misali, şu kibrit çöpünü ele alalım arkadaşlar. Tek çöpü her çocuk bilem kırar. Ama 100 tane, 1000 tane, 10, 100, 1000 tane kibrit çöpü bir araya gelirse, sıkıysam kır bakalım. Ne dediğimi anlayıverin işte, anasını satayım. Bundan kuvvetli söz mü olur da? Ne demek, belli bir şey. İşte herkes burada. Benim şahsım, namusum hakkında itirazı olan varsa buyursun çıksın. Durun! Benim söylenecek bir çift lafım var. Bu herif daimi vurdu. Hepiniz de biliyorsunuz. Kendinize katilden mıktar mı seçeceksiniz? Sen bunu bana... Yalan mı, katil değil misin? Değil, cihazını neden kana buladı? Senin benim namusum, iffetim için. Ben kendi namus, iffetimi kendim korurum bizzat evvelallah. Doğru. Çamur işten o vurdu.
Mevlam da onu yerden yere vurur inşallah. Gençliğine doyamadan geçsin, Allah bin belasını versin. Hoş gel, abi. Zilhakız yerden göğe kadar haklı. Katilden muhtar olmaz. Söylesene lan. Doğru. Kanun, cinayet suçundan mahkum olanlar, amme haklarından mahrum kalırlar buyuruyor. Duydunuz mu? Durun bir yol. Durun. Hukuki bakımdan durum vaziyetini inceleyelim. Ali Bey, 450, 498, 499. maddelere göre 18 yıl hapis yemiş midir, yememiş midir? Yedikse ne olacak be? Yemedin ki hanım. O savcının istediği. Hükme bak sen. Hükme göre 51. maddenin son fıkrası mucibince cezanın 3/4 inmiştir. Bu ne ifade eder? Dinle babam. 218 numaralı af kanunun 1. maddesinin A bendi. 5 seneye kadar olan bütün mahkumiyetler bütün netaiciyle birlikte ortadan kalkar der sayın meslektaşım. Şu halde anlı, şanlı, keşanlı Ali de her namuslu Türk vatandaşı gibi muhtar seçilebilir. Bir şey söylesene ulan, itiraz etsene. Dosyayı bir daha tetkik etmek isterim. Ay senin hukuk bilginin içine be. Bıkmıştım yüz et tapucu. Madem iş hukuka bindi, esas teke Kazım aday olamaz kanunen. Neden olamıyormuş? Çünkü teke asker kaçağı da ondan, çift kafa kağıdı kullanıyor. Ne münasebet? Polis abinin yanında ihbar ediyorum, göstersin nüfusunu erkekse. Şimdi üstümde değil. Ne demek üstümde değil? Neredeyse görelim şunu. Lan dur! Bak nasıl kepaze oldu. Muhtar seçilemez artık. Bak nasıl kaçıyor. Nezil nezil! Başınız al. Mübarek olsun. Şefin var mı yan gel yat, işin ferah kafan rahat, derdin varsa sallama, düşünme hiç keyfine bak. Şef talihler döndürür, şef olmazlar oldurur, şef yağmurlar yağdırır. Şef demişler buna oy, sunni gübre misali, mahsul bilem açtırır. Artık bir şefimiz var, her belayı azalar. İnsanın eski huyu, kendini hep bir put yapar. Oldum bittim böyle bu, kendi yapar, kendi tapar. Keşanlı Ali, keşanlı Ali, keşanlı Ali. Bu da keşanlı Ali. Öbür sandıklarda da keşanlı önde. Gelin arkadaşlar! Şanlı Keşanlı Ali ekseriyetle kazanmış bulunayı. Ali, İtibaren Sinekli'de bir huzur rejimi kurulmuştur. Gözünüz aydın olsun arkadaşlar. Gidiş kötü gidiş Sipsi. Perişan oldum Allah'ıma. Manyak Cafer'e telgraf çekelim gelsin. Nereye? Suriye'ye. Manyak Cafer Halep dedik mi gider. Af çıktı deriz. Saltanat elden gidiyor, gel tabanın başına geç deriz. Gidip Şerafettin Bey'e yazdıralım, yürü.
İtfaiye tarı gibi ne dolanıyorsun orta? Hiç. Uykum kaçtı da biraz. İyi ya, dolan bakalım. Püsü püsü püsü. Güzelim. Püsü püsü püsü. Geldiğimden beri uyku girmiyor gözüme. Ne oldum, delisi oldum ondandır. Zila, ayağını öpeyim, benimle böyle konuşma. Neyse. Sonra konuşuruz. Yeni muhtarımız Keşanlı Ali faaliyet programını okuyacak. Ne vakit yazmış ki? Dün gece İstidacı Derviş Dayı ile kaleme aldılar. Susun lan! Hani demokrasi vardı? Fikir beyan etmek yasak mı? Demokrasi seçim bitene kadardı Adel. Oku oğlum, oku, sen onların kusuruna bakma! Arkadaşlar, arkadaşlar, Sinekli'de bir huzur rejimi kurulmuştur arkadaşlar. Maraza çıkarıp bunu bozanın yedi ceddine düz giderim ha. Hani zorbalık kalkıyordu? Olacak artık o kadar. Her kahvede iki el manabana, yani yardım fonuna aittir. Vermeyene kirpi kürkü giydiririm. Su kayıvermenin alemi yok ha. Hani mano kalkıyordu? Şehrin köşe başı, taksi ve dolmuş kahyalıklarının inhası tarafından yapılır. Başına buyruk kahyalığa kalkan karnından işetilir ha. Yağmur yok, haraçı veren düdüğü çalar. Haraç öldü, yaşasın haraç. Bunun eskisinden farkı ne? Hemen abicim. Eskiden üç kişi alırdı, şimdi bir anda toplandı. Bu ne biçim program be? İşte duydunuz, işittiniz. Ben bütün bunları gerçekleştirmek için sizlere güveniyorum arkadaşlar. Bunun için şimdi halk oyuna başvuruyorum arkadaşlar. Bu okuduğum programı olduğu gibi itirazsız kabul edenler. İndirin lan, indirin, indirin! Kaldırın be, kaldırın be! De kaldırın be ya, memleket meselesi bu be ya, kaldırın be ya! İyi duyulmadı galiba. Kabul edenler! Etmeyenler! Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teveccühünüze teşekkür ederim arkadaşlar. Eyvallah, sağ olun, var olun, var olun, sağ olun, sağ olun. Keşanlı Ali Bey, bir ay içinde muma döndürdü Sinekli'yi. Bir kere konduları yıktırma takririni geri aldırdı. Çakal Rüstem Esrar dalgasından, teki asker kaçaklığından okkanın altına gitmişti ya, Ali abi onları kurtarıp uyuttu. Kürt Sabri'yi de yanlarına katıp üçüncü şehrin en işlek yerlerine taksi kahyası nasbetti. Nişantaş bir ki! Mırna bir Nişantaş, tamam. Tanıdınız değil mi? Gece kondu kahyası Çakal Rüstem. Bu da teke Kazım. Resmi kaya kıyafeti çok yakışmış değil mi? Mano, haraç sus parası alıyor ama insafla. Vergi olmadan bütçe açığı nasıl kapanır? Partilerden para sızdırmasına homurdanmalar ol yeri. Sızdırır sızdırır. Bu hükümet bile dış yardımsız yapamıyeri. De biz nasıl yapacağımışız? Anlayacağınız Sinekli'de her iş yoluna girdi. Yalnız Keşanlı Ali abimle Zilhan'ın arası düzelmedi. Hele o lüküs araba mahalleye geldikten sonra işler nasıl karıştı gözünüzle göreceksiniz. Şuraya bakın beyefendi. Gözlerime inanamıyorum. Ürkütmeyelim. Affedersiniz kızım.
Bağ mı dedin gün? Deşan Lali Bey'in kahvesini arıyordum. Ne tarafta acaba? Şuradan çıkın meydanın ora. Bir dakika, bizimle gelip gösterir misiniz kızım? Sizin isminiz nedir yavrucuğum? Zilha. Burası. Ali dedikleri de soldan üçüncü. Siz konuşun. Ben kendisine yaküsüm. Ya, canınızı mı sıktı? Bir terbiyesizlik mi yaptı? Yok, o kadar mühim değil. Dayımı öldürdü de. Hoşça kalın. Alo! Burası Keşanlı Ali Bey'in kahvesi. Hayır, Abdi Bey'in değil, Ali Bey'in Ali. Angut'un ağası, lahmacunun lisi, it oğlu itin iyisi, ne etti? Ali. Tamam efendim. Kendilerini mi aradınız? Buyurun beyefendi. Ali Bey çok mühim bir toplantıda efendim. Ben müteahhit İhya Onaran, Ali Bey'i aramıştım da. Hani şu büyük farajı yapan? Duydum ki organizasyon kurmuşsunuz. Peyke parası verip bütün ırgatları kendinize bağlamışsınız. Baraj için 400 işçiye ihtiyacı var. Hay hay, ne demek? Bilakis elbette. Val memnuniyetle. Elimizde o kadar ırgat kaldı mı? Şimdi daha ziyade Almanya piyasasına çalışıyoruz da efendim. 400 işçi verebiliriz Ali abi. İyi ya, şu masaya geçin, kayıt numarası alacaksınız. Buyur şöyle. Yan masaya geçin, mukavele imzalayacağız. Formülü doldurdunuz mu? 6 adet vesikalı fotoğraf. Yoksa Kamil çeksin. Şuraya bir imza lütfen. Yan masaya geçip kayıt harcı yatıracaksınız. Kayıt harcı, yardım fonu hissesi, pay akçesi, tazminat parası, aracı yüzdesi... Feb abi 50 liracık, ben sağ 2,5 lira fereyim. Pozuk yokmuş, üstünü sor halinsin. Yan masaya geç, vize kartını al. Noterden tasdikli nüfus kağıdı sureti. Tamam. İzin müzekkeresi. Tamam. Doktor raporu ikincisi olacaktır. Çok oldunuz artık. Usul böyle peyim, mesuliyeti var. Makineyi yağla amca. Hmm. Evrakın arasına koy amca, her şeyin bir usulü var. Tamam. İzin mücesseresi tamam. Doktor raporun birinci nüshası tamam. İkinci nüshası o da tamam. Buyur evraklarını. Tepe tepe kullan irgatlarını. Neyim eksik sizlerden? Böyle mi geçecek ömrüm? Yetti be kaderin cevri. Bu günah değil mi? Tahta solan bir gülüm. Neyim eksik sizlerden? Kör müyüm, kör müyüm ben? Çoğunuzdan ince belim. Hepinizden ataşlıyım. Bir şehzade gıratıyla şu taraftan çıksa gelse, tacı tahtı tekmelese, beni deli gibi sevse. Kaptanın arkasında
benim yaşım. Yaşamaya aşka açım. Ne olur gelin beni alın, kurtarın bu mezbeleden, kurtarın, kurtarın. Ne işin vardı o herifin otomobilinde? Sağ anne. Demokrasi yok mu? Kimin arabasına istersen binerim. Ben tam 3 ay senin için ağladım durdum. Döndüm geldim şimdi sen? Dayım katilinin yüzüne gülecektim hemin. İçimden gülmek gelse bile el alem nedir? İş bildiğin gibi değil. Sana bir sırrımı vereceğim kız. Dayanamıyorum gayrı. Lazım değil. İlazım Zilha. Senin dayını ben vurmadım. Bak hele, ya kim vurmuş? Kız vallahi doğru diyorum sana. Doğru konuşan yeminsiz konuşur. Ben dayını çeşme yalanda inlerken vurdum. Kucaklayıp eczaneye götürürken elime kan bulaştı. Bir de baktım sırtından vurmuşlar. O ara bekçi yetişti. Çamur İhsan bir şey diyecek oldu. Ali dedi, gerisini getiremedi. Onun Ali deyişini aleyhime ispat saydılar. Mahkemede asıl katilin adamları bıçaklarken gördük diye yalan yere şahitlik ettiler. Ben de şimdi inandım değil mi? Hüküm giymekten çok seni kaybetmek koydu bana. Eksik olma. Ama duydum ki sen de beni katil sanırmışsın. Bir ağrıma gitsin, bir ağrıma gitsin. Bitti mi sözün? Tıkma lafı ağzıma. Mapustakiler beni makaraya aldılar masum Ali diye. Mapushane nasıl bir yer bilir misin? Dar, karanlık bir mahzen düşün. İki sıra böyle ranza. İpten kazıktan kurtulmuş çeşit çeşit insanlar. Gözünün önüne getirebiliyor musun? Görebiliyor musun? Bir gün tavla oynuyoruz. Karşımdaki zar tuttu. Tuttun, tutmadın derken adımız ana kuzusuna çıkmış ya. Herif tavlayı kafama geçiriverdi. Revirde 2 saat ayıltamamışlar. Burnumdan siyah bir kan geldi. Açıldım. O siyah kan sanki o zamana kadar basiretimi bağlamış beni. Gözlerimle birlikte kafamdan da bir perde kalktı o. Revirde bulduğum bir makası kavradığım gibi koğuşa uçmuş. Hey! Nerede olan o bana vuran veledizine, nerede? Hele hele, ayranın kabarmış desen ye. Gözüm dönmüş birden. Çamur İhsan'ı da ben öldürdüm diye nara atarmışım. Müdür çıktı karşıma. Tamam, ikrar ediyorsun demek dedi. İkrar ediyorum anasını sattığımın dedim. İnkar ettik de ne oldu sanki? Bir tokat atacak oldu, iskemreyi geçiriverdim kafasına. Müdürü dövmek hikayesi de buradan çıktı. 10 gün ücrete kaldım. Sonra koğuşa döndüğümde bir de baktım ben geçerken bütün o azılı mapuslar açılıp bana yol veriyor. Siftiniyor, sırtını okşuyorlar. O bana vuranı getirip elimi öptürdüler. Ben ettim, sen etme abi diyor. Meydancı 7 bela sakıp, sen aramızdayken haddime mi diye meydancılığı bana kamonçu ediyor. Aslı itibarımız birden yükseldi. Allah versin, hakkın değil mi? Hapishaneye bazı gazeteciler gelirdi. Çamuru nasıl vurdum diye sorarlar, anlatırdım. 3 gün mühlet vermiş. 3. gün bana pusu kurmuş, Bursa bıçağında şişlemişim. Bila mecburiyette. Yani Esed'den nasıl vurdunsa olduğu gibi anlattın he mi? Deli etme beni kız. Demem şu ki, bu dünyada namuslu, insaniyetli oldun mu alaya alınıyorsun. Zorba, katil oldun mu saygı itibar görüyorsun. Efsanemiz hep bu yalandan çıktı. Asıl yalan bu anlattığın sen.
İşin gücün asma bıyık, takma sakal. Madem öyle neden çıkıp ortalık yere doğrusunu ilan etmiyor? Serde erkeklik var. Er kişi tükürdüğünü yalar mı? Lafa bak lafa. Er kişi başkasının cinayetiyle caha satar mı? Diyelim ki sen vurmadın da öyle geçiniyor. Herkesler seni dayım katilin bilirken ben nasıl evlenirim seninle? Benim kalbim taştan mı? Benim namus haysiyetim yok mu? Angut! Boş ver el alemin sözünü. İşte duydun öğrendin. Şimdi bana varıyor mu? Sen pazar meydanının ortalık yerinde emmedi Muhammed çamur insanı ben vurmadım manyak Cafer vurdu deyip bağırıyor mu bağırmıyor mu? Aha bu 20.000 kondulunun mesuliyeti benim omuzlarımda çocuk mu oldun kız? Mümkünsüz. Şanına mı dokundun? He ya. Hey senin şanına köpek işes. Asabın bozuluyor karışmama. 3 gün mühlet sana. Aklını devşir kafana. Ben mühlet verdim mi sonu ne olur bilirsin. Bu da sana küçük bir hediyem olsun. Dayısının canını cehenneme yolladık ya. Buncağızın ne taksiri var? Sefalete düşmüş. Maddi bir yardımda bulunalım dedik. Ben de başka bir şey sandımdı. Başka ne olacakmış ki? Ben de eksik etiye papuç bırakacak surat var mı be? Estağfurullah Plakis. Hoşça kal Ali abi. Demek böyle. Beni dinliyor muydun? Neden öyle eşekten düşmüş karpuza döndün? Anla işte durum vaziyetini kurtardık. Durum vaziyetini kurtardın değil mi? Alacağın olsun senin kurşuncu hasibenin sidikli alisi. Bak işte şuraya yazıyorum. Zilha deyi birini ebediyeten unut. Önüme gelenin mantanitosu olurum da gene de sen olmam. Bunu da yaz bir kalem kafa. Ne gelmişse başımıza mertlik belası kardeş. Mertlikten söver insan, mertlikten atar tutar, mertlikten eder ataş, mertlikten bunca savaş. Sinekli'de gördüğüm kız burada çalışıyormuş, onu arıyoruz. Zilha! Kız Zilha! Beşer abla! Bak Bülent! Halini hiç beğenmedim. İlletli bir şey galiba. Oğlum, ben... Enteresan. Çok enteresan. Hemen eve götürelim. Hadi kızım. Ben gitmem. Gel. Gitmem hadi, diyorum be. Sen bize lazımsın kızım. Oğlumun hayatını kurtaracaksın. Ona bir psikanaliz yapacağım. Şartlı refleks, şartlı refleks. Pavlus'un köyü, yürü. Bana gel. Bir şey anladıysam Arap olayım. Şerif abla, Şerif abla. Zilha. Zilha! Sakın bu illetli olan kaftanın arkasındaki şehzade olmasın. Keşanlı Ali düşünsün, deli bozuk Zilha kaçtı. 18 yaşını bitiren her vatandaş istediği yere gider. Hiçbir şey yapılamaz. Kanun böyle diyor. Kanun istediğini desin, ben yapacağımı biliyorum.
Ne gelmişse başımıza, mertlik belası kardeş. Beni bu eve evladı maneviyatlı kaldılar. Halalarda amonyak kokusuna o kadar alışmışım ki temiz hava ilkin ciğerlerime dokandı. Uy, burada medeniyet varmış be. Eskiden ayaklarımı aydanaya yıkardım. Hem de çorabımı çıkartmadan. Oldu olacak, ikisi birden yıkansın de. Şimdi her gün banyo yapıyor. Hah şöyle. Saçın temin ne güzel düşmüştü. Biraz daha yumuşak bak. Film mi çeviriyoruz be? Kıpırdama. Baygın bak. Daha baygın bak. Daha baygın bak. Gelebilirsiniz. Sen burada. Ne var? Ana! Hoppala gene düştü. Sarası mı var bunun doktor? Adam bayıldı, bunlar birbirlerini terbik ediyorlar. Gel toplayalım şunu madem. Dokunmayın, dokunmayın, siz gidin, çıkın dışarı. Bunları ne bir süzür deli. Aynı saç, aynı koku, aynı ağız, aynı gözler. Bodur Bülent, ne var için üzülmeye değmez. Bu da aynı işi görür. Nevari'nin aynı oldu, çıktı. Peki şimdi ne yapacağız? Bülent'in kurtulması için onunla yatması gerekiyor. Ya yatsınlar? Ne bekliyorlar? O kadar kolay değil. Kızın garip bir namus telakkisi var. İmam nikahsız el dokundurmam kendime diyor. Oysa Bülent Nevari ile nikahlı durumda. Ne yapmalı bilmem. Tedaviyi bu kadar ilerlemişken yazık olur. Düşündüğün şeye bak. Yalandan bir imam nikahı bu işi halleder. Siz durun, ben birazdan gelirim. Hadi, hadi çekilin bakayım. Dur, dur lan kepoğlu köpek. Zülhi Hanım, hu, baksana kardeş, Zülhi gelmiş mahalleye. Aa, olan olmuş desene. Perihan, Kız Perihan! Ne var Remziye abla, söyle! Zülhabi olmuş ki sorma, göğsünü cambaz gibi hop hop hoplatıyor! Kalçalarını dermen taşı gibi çalkalıyor! Olan olmuş desene, salon orususu olmuş çıkmış, daha ne? Ne olacak, soya çeker! Onun anası da öyleymiş derler! Beter olsun inşallah, beter! Ağır işçi olmuş besbelli. Kari kısmı değil mi? Adem babamızı bile pişman etmiş. Ferrer iniş takımları son modeli Chevrolet. Yavaş gel yavaş. Şalala kim, sen kimsin, haddini bil garabaş. Ulan kirloz pasahlı, ulan şapşal suratlı, sulu salyalı ayyaş. O hiç senin küfün mü, o bir küçük hanımefendi. Tasmasını takınmış altın kaplama, bilmiyor mu? Kibar kol sürünmüş kosana kohbah, duymuyor mu? Mizampirin yaptımış kuyruğuna deh, görmüyor mu? Kaprislidir şamama,
bir şey yemez iştahsız. Sabah sütlü püsküvüt, bonfile et öyle yiyin. Aç karnına greyfurt, gece suyu. Her üç öğün yemekte vitamin alır bu. Şalama kim, sen kimsin? Herkes haddini bilsin. O hiç senin küfrün mü? O bir küçük hanımefendi. O bir küçük hanımefendi. Burası Müslüman mahallesi. Söyle çekilip gitsin edebinden. Haşt! Ablacığım, Ali abinin hesabatı bozuk, köpeğini başka bir yerde dolaştırsan. Burası onun tapulu mülkü değil. Köpeğimi gezdiririm de, işetirim de. Hiç kimse de karışamaz. Git de bir de benden selam söyle. Ne diyor, ne diyor? Birazdan giderim, müşteri olsunlar diyor. Hemen şimdi! Çoluğun çocuğun ahlakını ifsad ediyor. Ablacığım, süsünü gördük. Ama hava serinledi. Üşütmeyesin. Kafam kızarsa daha da soyunurum. Ne diyor, ne diyor? Zaten gidiyorum diyor. Aman sinirlenme abiciğim. Bu böyle olmayacak. Bana baksana sen. Bir şey mi dediniz? Al kirişi buradan dedim. Oo, bu ne biçim konuşma? Kadınla nasıl konuşulur haberiniz yok. Şapkanızı çıkarın lütfen. Ulan alay sancağı mısın sen? Bana, bana! Hayır, köpeğe söyledim. Siz ne üstünüze alın ayıyorsunuz? Bana bak, bırak şu numaraları. Şimdi seni plaki... Bu zahmet etmeyin. Plaki yiyem. Daha apartifimi bilem almadım. Aparatif nedir ulan? Bir nevi frank peynir abi. Ayıp ettin, aparatif peynir olur mu? Bir çeşit lekardanın yavrusuna derler. Kibar evlerinde mezelik diye yenir. Aparatif nedir lan? Neyse ne, söylemek iktizasında mıyım? Dur da senin anlayacağın dilden konuşayım. Hırt lan, ayı! Ha şöyle, ana dilinde konuşsana. Çirkefe düşmüş yabanlar mıdır sen de? Babandır, kaşkavalka bu! Anandır orospun ne olur! Sokak aşiftesi! Sürpüntü küfesi! Ne çabuk unuttun kapı kapı dolaşıp zeytin dilendiğini! Senden ne çabuk unuttun çöp tenekesinden kavun kabuğu kemirdiğini! O solucan Bülent Bey seni metres tutuyormuş, kahpe bu da mı yalan? Bir kere ben nikahsız elime el değdim hem, oh oh, hasetinden mapsane duvarını attırmak! Bakın bakın bakın! Nikahla alacakmış! Bekle bekle, ha kondu helasından kız alıp nikahlamak, ha çöp kamyonunu lüküs hususuya çalıştırmak! Sen susacak mısın ama? Ne yaptın Zile abla? Sizi üzmediler ya? Hafif bir münahaşa geçtik, boş ver. Buyur canım. Bir centülümen beni üzemez. Centülümen olmayanın sözü neyse ben aldırmam. Eşya hanırsa kızılı mı hiç? Öldürme be Ali! Yes. Defolun! Defol! Kahve! Gene kalaysız kaptı. Kavur kavur kavurdu beni. Bu herif nesine güveniyor lan? Nesine? Yüreğine mi? Ne münasebet? Biliğine mi? Ne münasebet? Öyleyse babasının kesesine. Pes beni, pes, pis müsibet! Bu İhya Bey uğursuzunun devlet taahhüdü ne zaman bitiyor? Eylül sonu Ellam. Ne yapacaksın abi? Bütün ırgatlarımı çekip sabotaj yapacağım. Tazminat ödesin de aklı başına çalsın. Bir daha taahhüt işi vermezler değil mi? Abi ne konuşuyorsun evladım? İflas eder, iflas!
Ben de ona bu fos dalgayı kusturmazsam bana da anlı şanlı keşanlı Ali demesinler. Anlı şanlı keşanlı Ali ha? Irgatlarını çekip bana sabotaj ha? Hay aklına şaşayım onun. İşçilerini çeker çekmez müsteşara çıktım, teslim tarihini 2 ay uzattım. Gidenlerin yerine hemen yeni işçi buldum. Memlekette işsizden çok ne var? Kudurdu tabii keşanlı. Şimdi de haber yollamış öldüreceğim onu diye. Dağ başında mıyız? Kim kimi öldürecekmiş? Görsün bakayım. Evet. Selim Bey geldi efendim. Al içeri. Buyurun. Ne haber? Tamam abi, sen keyfine bak. Ne olacak? Temiz 1000 kağıdı var. Hı. Suriye'den yeni döndü zil. Yoksa 10.000'den aşağı olmazdı. İş bu gece bitmeli. Düğünde tatsızlık istemem. Meraklanma abi. Oğlun Zilha'yla gerdeğe girdiği gece Keşanlı da öteki dünyayı boylamış olacak. Senin anlayacağın iki taraftan vuracağız Ali'yi. Teşekkür ederim. Şey, bir avans vermeyecek misiniz manyağı abi? Ne de olsa bir can koyuyor ortaya. Moral takviyesi yapacak kendine biraz. Eyvallah abi. Aldırma evladım. Ben sana 27. derste ne söyledim? Sosyetede insan en çok arttıranla evlenir, sevdiğinden değil. Bu gelinliği onun için giymek isterim. Hayvan! Çabuk ol, yüzünü pudrala. Misafirler geldi galiba. Haydi yavrucuğum. Berhudar ol kızım. Beni niye kendi evime getirdin? Evine kocana dönmen gerek şekerim. Bu iş devam edemezdi. Bir natür meselesi. Al valizini Avrupa'ya kaçalım derken böyle konuşmuyordun ama. Bülent'in karısıyken bana müthiş apetisan bir yaratık görünüyordun. Sana tapıyordum, çıldırıyordum. Bak ta ki bana koştun, temelli benim oldun, ben evimdeki yemeğe oturmuş gibi oldum. Anla beni Sherry, bir natür meselesi. Peki şimdi ne olacak? Kapristi, geldi geçti dersin. Ah sen sadece platonik bir dostu verdin. Bir erkeğin mezhebi ne kadar geniş olursa kendi de o kadar centilmen, komilfo adam sayılır. Bülent'e centilmenliğini prove etmek fırsatını veriyorsun. Daha ne, elini eteğini öpsün. Fena fikir değil. Onda tutar bu numara. Ne oluyor kuzum? Bir kokteyl var galiba. Oo, güzel fırsat. Sen şimdi hemen odana çık, soyun, usulca yatağına uzan. Bülent gece ışığı açınca kel sürpriz, kel sürpriz. Bay bay Sherry, ben seni yine ararım.
Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Asıl sen kimsin? Benim yatağımda ne arıyorsun hanım? Sizin yatağınız mı? Burası benim evim, benim odam. Burası benim odam hanım, kendine gel. Ben Bülent Bey'in karısının evi var ya hanımefendi. Sizi birine benzetiyorum. Senin olsun sümsük büllendin. Evlenmiyorum işte. Benim kadınlığı izzeti nüfuzumla oynadılar. Milyon bilseler kalmam artık. Ay. Seni buna Pavlov'un köpeğisi. Alçak. Sen, ne var ya? Kıpırdamayın mıhlarım! Yerdeki herekalısına yazık. Burada kan dökmeyeceğim. Gel hesabımızı Sinekli'de görelim. Durun, ben de size yardım edeyim. Aha. Sen sus ulan, keten tohumu. Nereye gidiyoruz ayol? Yavaş ayol. Kuvvetli kollarınız var. Dokunma bana. Madem beni arzulamıyordunuz, niye kaçırdınız? Numarayı bırak, fena yaparım sonra. Bu kuvvetli kollarda ölmek istiyorum. Zilha? Anne! Hadi Sherry! Kendine gel süslü karı, ağzını yırtarım seni! Zilha! Bırak da haklayayım şu karıyı be! Gece kondu yosması ne olacak? Sosyete orospusu! Zilha! Bırak Allah'ını seversen! Peki bu kim? Ulan sen gibi be! Benim benzerim, ne olacak? Senin tırnağın olamaz. Abi, bunu ne yapacağız Behl abi? Şerif ablaya bırak, sahip olsun. Kılına halel gelmesin. Sahibi gelince teslim ederiz. Gel bakalım Şerif. Nereye gidiyoruz ayol? Namusun bana emanet. Nihayet biz bize kaldık. Kaldık işte. Az çektirmedin bana ha. Sen de ba. Esak çok ağladın mı mapusta benim için? Ama ben de çektim. Hayvan. Kaçırdığın karının ben olmadığımı nereden anladın? Kokusundan. Losyon sürünmüştü, Avrupa losyonu. Kendi kokusuna güvenemediğinden. Ya ben?
Sen kendin gibi kokuyorsun. Nasıl koku? Ne bileyim ben... Sen... Sen kokuyorsun. Katır tırnağı gibi. Gözünüz aydına geldi. Kavuştuğunuza bir sevindim bilemezsiniz. Sağ ol Lütfiye teyze. Sabah konuşsak bunları. Ben oturmayacağım zaten. Hadi kalın sağlıcakla. Kapıyı sürgülemedin mi? Bilmem. Aç yatağı gayri. Acelen ne? Görmemişler gibi. Hem biz daha nikahlı değiliz. Boş ver. Nikah arkadan gelir. Dur hele bir yol, bir soluk al. Karşılıklı bir şeyler içelim. Biliyor musun kız, sen yanımda olunca yakama gül takınmış gibi oluyorum. Oh, yarabbi şükür. Zilha, kız hele beri gel yamacıma. Geldi, ne olacakmış? Bak gözümün gözümün içine. Baktım, ne olacakmış? Tut elimi elinle. Tuttu, ne olacakmış? Elinin körü. Sen hiç film görmedin mi kız? Gördüm be. Hepsini de biliyorum işte. Oh, gözünüz aydın demeye geldim çocuklar. Koklaşın bakalım kumrular gibi, az çekmediniz hani. Elbet, tabii, bilakis hakkınız. Sağ ol Raziye kardeş. Sabah konuşsak bunları olmaz mı? Ben geçerken uğramıştım zaten. Hadi kalın sağlıcakla. Olmayacak bu. Işığı gören geliyor. Duydum ki gardaya giriyormuşsun bu akşam. Bülent Bey kullanacağı kadar kullandığı artığı da sana mı kaldı? Sana hakaret ediyor. Boş ver kurbanın olayı. Dört patlarlı dizel motoru gibi karınama lazım. Gel bir yol Zilha bacı. Herkese şapur şupur da bize yarabbi şükür mü? Çık lan katır tohumu. Ana avrat asfaltta düz gidiyorum. Bala mısın demiyor. Ana zifap uykusunda mısın? İtin beni. Git oradan pis serhoş. Biz senin küfrün müyüz terbiyesiz görgüsüz adam? Özünü yesinler senin. Sizin memlekette erkekler saklanır da kadınlar mı dolaşır? Ay. Çek kalan böyle bir zina. Benim cinayetim üstüne oturup dünyayı sindirmişsin. Gel bakalım. Çık ortaya da çamuru kim öldürmüş öğrensin millet. Anasına sövdük çıkmadı. Nişanlısına döşendik tırmadı. Değil kurban böyle herfeye be. Ulan ipi kırık, kabız mı oldun korkudan? Niye çıkmıyorsun? Çık ulan erkek sen! Gitme halim, boş ver bağacı. Bağırır bağırır gider şimdi. Bak kombuları yakıyorum.
Sahip olsa bana, erkekten çıktı kurtar. Taban beni bekliyor. Durmak olmaz Zilhan. Boş ver tabanı. Seni öldürecek, korkmuyor musun? Korkmasına korkuyorum ama neyleyim ki ortada destan var. Destanı yalan komak olmaz. Havva Adem'e ne şart koşmuş, ya ben ya cennet demiş. Ben de sağa şart koşuyorum Ali, ya ben ya destan. Maalesef mümkünsüz Zilhan. Kaderim beni çağırdı. Hayır. İnsanlar ölür, destanlar kalır. Gitme anne! Kal anne! Ali! İnekliğe canım feda! Son sözü bu oldu dersin, tarihe böyle geçsin. Mevlam kimseciyi şaşırtmasın, Mevlam kimseciyi şaşırtmasın! Kelime-i şehadet çatır manyak, cehennemi imansız boylayırsın! Susun be, sus! Hani şerbetliydi, ne oldu şerbet? O şerbetsiz ayağı aval! Belli belirsiz aksardı.